Şimdi aslında Elif'in hocama bir konuda müsaade ederseniz bir hakkını yemek adına bir şey düzeltmek lazım. Silikon Vadisi'nden bahsetti aslında konumuza girmeden önce. Ben de Silikon Vadisi'nde bulundum. Üniversitenin bir kısmını orada kurdum. Silikon Vadisi 1930'larda kurulmaya başlamış olan bir sistem. Elbette ki oradaki bir takım yapılar, yaklaşımlar, tercihler, imkanlar çok farklı. Ama bugün Türkiye'de üniversitelerimizin, Sanayi Bakanlığımızın, kuluçka merkezleri, Ar-Ge merkezleri gerçekten bugün Türkiye'de güzel şeyler yapması da vesile oluyor. Bugün belki de şu anda şeydeki... Hocam World Ranking'de ilk 5'li üniversitemiz yok ama. Birinin telefonu çaldı az önce. Ben de duydum, yayına da gitmiş ses. Bayağı Isabella çaldı onu. Evet. Kimse yani. Şimdi bu... Ankara'dan mı? Benim değil. Ali Haydar'ın da bizden değil. Hocam ilk 500'de üniversitemiz yok. Onu söyleyeceğim. Yani bunu şimdi da... burada elbette ki ben bir hukukçu olarak, bir akademisyen olarak Türkiye'de ilk 500'de değil. İlk 100'de Türkiye'nin 5-10 tane üniversitesi olmasını isterim. Ama bunlar nihayetinde belli bir zamana bağlı şeyler. Bir takım yatırımlardan sonra vardık, yavaş umarım yavaş ki düşmeye olur. Başladık. Bir şey demiyorum. Bu konuda ayrıca eleştiri konusu. Yani ben onun hani iyi olduğunu söylemiyorum. Ne zaman ilk 500'deydik ancak, ki? Ancak burada bir şey söyleyeceğim. 400 küsürlerde olduklarımız bugün, vardı hocam. Ne demek? Olur mu? Vardı. Şimdi bakın bugün bunu hakkını yemek lazım. Bırakınız onu. İstanbul Ticaret Odası'nın bugün bir merkezi var. Bilgi ticarileştirme merkezi var. Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası bu tür gençlere imkan veriyor. Masa veriyor. Ücretsiz bir takım hizmetler veriyor ki sırf bu gençlerin önünü açmak adına. O yüzden bizim ülkemizde hiçbir şey yokmuş demek de bu iş yapan insanlara karşı haksızlık olacağını düşünüyorum. Yani hocam gidin, rakamlarla konuşuyoruz. PISA'da 72 ülkede ikinciyiz. Biz hiçbir şey yok görüyorum ben. Ama bugün Türkiye'de yapılan yani, başlangıcı ben size söylüyorum. Yani bugün Türkiye'de ne üniversitelerimizde olur mu da şey, kuluçka merkezleri yani. Var, araştırma merkezlerimiz var. O Gebze'de birçok yüksek teknoloji şey biliyorum, teknoloji üniversitesindeki bir takım araştırma merkezleri var. Biliyorum. Bunlar bakın biraz önce bir şey söyledim hocam. Bugünkü Silikon Vadisi evet dünya devi adamlar şirketleri var. Sadece IBM'in belki bugünkü bütçesi veya yıllık cirosu Türkiye'deki belki ihracatı denk neredeyse. Ama 1930'larda başlamış bu insanlar ve bugün bu noktaya gelmişler. Türkiye'de bir zaman alacaktır diye düşünüyorum. Yani belli bir noktaya geleceğiz ama bizim zaman ihtiyacımız var. Diğer taraftan siyasete gelelim biz. Burada çünkü haksızlığı düzeltmek gerekir diye düşünmüştüm. Şimdi Türkiye'de vatandaş nasıl ki biraz öncesini ifade etmiş olduğunuz gibi bugün adayı belirlemiş olsak 7 ay var seçime. Burada o heyecanı biz sağlayamayız. O zaman heyecan düşer diye bir düşünceniz var. Kılıyorum. Mutlaka bunu siyasiler daha çok değerlendirir. Ama altılı masa konusunda altılı masanın da sürekli toplanıp dağılması ve halka yapacakları konusunda net bir şey vermemesi sebebiyle bu sefer de halk yavaş yavaş ümidini kesmeye başlamış. Halk o zaman o heyecanı yavaş yavaş kaybetmeye başlamış gibi görünüyor. Ortada bir denge olması lazım. Bu bağlamda belki altılı masa önümüzdeki günlerde niye biz hani eski heyecanını biz yansıtamıyoruz? Niye vatandaş bu konuda bizden gerçekten çok daha fazla bir ümit var ya da ümit beklediği halde biz bunu karşılayamıyoruz? Belki kendileri bunun değerlendirecekten düşünüyorum ama işin gerçekliği şu ki ben de hem meslek olarak hem de avukat olarak Anadolu'yu geziyorum, zaman zaman konuşuyoruz arkadaşlarla. Diyelim ki bundan 3 ay önce 4 ay önceki Anadolu'daki hava ile bugün gelinen nokta arasında çok ciddi bir değişim olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten AK Parti'de yine bir yükseliş trendi var. Bugün ben dün ben Erzincan'daydım. Bugün ben Erzurum'daydım. Oradaki insanlarla konuşuyorsunuz. Geçmiş dönemlerde ağır eleştiriler yöneten insanların şimdi ya ne yapalım başka da İnsan yok diyecek noktaya geldiğini görüyoruz. Ancak şu bir gerçek ki... Yine öyle mi yani? Siz de öyle mi müşahede ediyorsunuz? Yani şöyle, en azından kendi müşahedem, bundan 2 ay önce AK Parti'nin bir düşüş olduğunu oradaki insanlarla konuşuyorsunuz. İşte, taksiciyle konuşuyorsun, berberle konuşuyorsun. Veya oradaki restorandaki insanlara konuşuyorsun. Veya oradaki arkadaşlara konuşuyorsun. Ama bugün gelinen noktada artık o çok radikal bir şekilde muhalefeti bırakıp ya ne yapalım herhalde başka da bir aday yok, başka da bir çıkış yolu yok gibi bir noktaya gelmiş gibi görünüyor. Hani bunu ben, bu benim şahsi gözlerim, yanılabilirim. Ancak anketlere bakınca, anketlerde bunu görüyorsunuz. Ben de bugün işte Erzincan'da ve Erzurum'da gerçekten çok şaşırdım. Dediğim gibi yani 3 ay önce, 4 ay önce gidip de konuştuğum arkadaşlarımın o değişimini görünce Allah Allah ne oluyor burada demek ki. Belki buradan bakmakla, Anadolu'dan bakmak arasında fark olabiliyor. Elbette ki seçim uzun bir zaman. Aslında biraz önce rahmetli Demirel'den bahsettik. Demirel'in bir sözü var, onun tam ifadesiyle. Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur diyor. Boş tencerenin deviremeyeceği bir iktidar yok.
Bu bağlamda şu anda AK Parti de gördüğüm kadarıyla bunu fark etmiş durumda bu enflasyonist ortamda. Sosyal yardımlarla veya bir takım işte ekonomik tedbirlerle bunu aşmaya çalışıyor. Bana göre bu AK Parti'nin de tespiti gibi görünüyor. Diğer taraftan bana göre belki hükümetin en başarılı bakanı Çevre Bakanı. Gerçekten Murat Kurum Bey o bir takım projelerle, o işte sosyal konut projesiyle bana göre Anadolu'yu ayaklandırmış gibi görünüyor. Yani AK Parti lehine. Onu da... Yani şey ilk seçimde ivme kazandıran şey herhalde toplu konut. Kesinlikle katılıyorum. Evet, toplu konut meselesi bir şey yakalattı Murat Kurum'un ekibini yapmış olduğu çalışma neticesinde tam anlamıyla böyle ivmeyi tersine döndüren bir hareket olarak ben de görüyorum. Çünkü nereye gidiyorsanız insanlar bunu konuşuyor. Zaten o başvurularla görüyorsunuz. Bir de insanlar ya diyor ki evet ben buna yazılayım. Bir dairem olsun, bir konutum olsun diyor. Bu da belki de işte AK Parti'nin o tecrübesi, siyasi tecrübesi, birikimi, elbette ki şu andaki iktidarda olmasını vermiş olduğu avantaj, bütün hepsini kullanıp bütün siyasi partiler seçimi kazanmak isterler. Bu bağlamda bir değişim olarak görülüyor. Diğer taraftan adaylık konusunda yani şöyle bir şey var. İnsanların hani yorulmak diye bir kavram. Siyaseten de insanlar yorulabilir. İşte kim aday olacak, nasıl aday olacak? Bana göre de hani bu benim bir vatandaş olarak gördüğüm kadarıyla bir an önce aslında altılı masa aday kimse ortaya koyması ve adayın vatandaşa gidip birebir temas etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu benim hani bir gözlemim. Niye? Çünkü bu ülkede 82 milyon insanımız yaşıyor. İl il, ilçe ilçe gezip kendisini anlatması gerekiyor. Eskisi gibi hani bir televizyondan konuşayım da oylar gelsin diye bir kavram yok. Eğer siz sistemi değiştirmek istiyorsanız, sistemi dönüştürmek istiyorsanız, diyelim ki bir cumhurbaşkanı adayı belirlendi. Bu adayın bir hazırlık yapması lazım değil mi? Ne konuşacak cumhurbaşkanı? Şimdi hepsi geziyor niye, zaten. Niye öneride bulunacak? Potansiyel adayların hepsi geziyor. Hangi sistemi önerecek? Buna her birinin bir çalışması gerekir diye düşünüyorum. Bunu çalışacak önce özümseyecek. Hadi belki de mutabık kalacaklar kendi aralarında. Çünkü özümseyecek, mutabık kalacak. Sonra da vatandaşa gidip bunu anlatmak gerekecek ki vatandaşa demek ki bir alternatif var. Bu alternatif çerçevesinde tercihimi değiştirebilirim diyebilir. Ha şu da bir gerçek. Türkiye'deki bu toplum hiç kimseye mahkum değil. Hiç kimse kalkıp da ben her şeyi banko kazanırım dediği bir kavram da söz konusu değil. Biz bunu birçok seçimde gördük. Türkiye'nin, ülkenin bizim seçim tarihimize bakınca bunları anlayabiliriz. Yani bir dönem DSP iktidardayken Türkiye'nin iktidar partisi olan DSP'nin bir seçim sonrası %1'lere düşmüş olan seçim zamanı da biz biliyoruz. Yani böyle bir şey de var. Tarihi gerçekliği de var. Bu bağlamda altılı masadaki bu aday olup olmama meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer burada aday olacaksa bir an önce olması, bir an önce ortaya çıkıp evet ben adayım, projelerim şu ve ben şunu değiştireceğim. Yıpratır mı peki beklerim. Çıkması Sayın Tataroğlu dediği ne gibi? Ne fark edecek? Şu anda Özgür da Özel zaten dedi yani, çalışıyor. Açıklamıyoruz, açıklayın diyorlar. Demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Ama şu var, bakınız bunu ben hadi dedim ya, ben iki günden beri Anadolu'da geziyorum. İnsanlar da bunlarla da konuşuyorsunuz. Ya diyor ki artık kardeşim diyor, yani kim ya kim olacaksa bilelim bir an önce diyor. Vatandaş bunu bekleyerek yorulmak da var. Vatandaşın Millet İttifakı'nı destekleyen vatandaş mı bunu söylüyor? Evet, Millet İttifakı'nı destekleyen insanlar bunu söylüyor. Bir an önce çıksın, kimse adayı görelim, bilelim ve buna göre diyorlar konuşalım. Yani vatandaşın da burada bir beklentisi var. Bu beklenti uzadıkça o zaman ne oluyor? Heyecan azalmaya başlıyor. Bir süre sonra zamanlama, biraz önce Kemal Bey'in söylemiş olduğu bir şey var. Zamanlama çok önemli. Gerçekten yani her alanda zamanlama. Zamanlamayı ıskadığınız andan itibaren bundan sonra ne yaparsanız yapın, istediğiniz etkiyi oluşturamayabilirsiniz. Bu bağlamda bana göre burada bir adaylık süreciyle ilgili ya altılı masa toplantılarını bir ara verip herkes kendi işini çalışsın, parti çalışsın, bir zaman gelsin, yılbaşından sonra çalışalım diyebilir. Bilmiyorum tabii, siyasi tercihler onlara ait. Ve vatandaş o zaman tamam adayımız da budur desinler. Yoksa bu halde bana göre giderek böyle kan kaybeden ya da halkın nezdinde bir yorgunluk emaresi gösteren, hatta zaman zaman da işte demiş ki Sayın Meral Akşener'in konuşmalarından veya diğer siyasi partilerin konuşmalarından yani artık burada tam bir senkronizasyonu olmadı, yani tam bir bütünlüğü olmadığı gibi bir, insanlar, bir anlayış, bir böyle gidip bir de şey yaygın bir şeyle başlıyor. Ya Allah, herhalde altılı masa dağılacak galiba. Tam aralarında bir uyum yok gibi bir imaj da oluşuyor. Burada ben şunu söyleyeyim son olarak buradaki hani belki de başka arkadaşların hakkını yemek istemem. Bu seçim, Türkiye'deki önümüzdeki dönemki seçim, Türkiye'de yeni bir siyasi mecra açacağını ben düşünüyorum. Ne olursa olsun. Eğer altılı masanın adayı veya adayları kaybederse Türkiye'de yeni bir siyasi mecranın açılacağını, yeni bir takım oluşumların olacağını ben düşünüyorum. Altılı çünkü masa kaybederse yeni kaybederse, siyasi mecra açılacak. Türkiye'de çok yeni bir siyasi mecra olacak. Peki bugün gördüğümüz birçok siyasi
Yani şöyle bir muhalefet başaramıyor deyip muhalefeti mi şey yapacak? Muhalefet kendini taslayacak. Artık bu süreç, bir de şöyle bir şey var Mehmet Akif Bey. Bugünkü Türkiye'deki siyasetin aktörlerine bakınca 1960 ve 1940'la ya da 1960 arasında doğumlular şu anda Türkiye'deki siyaseti domine ediyor. Bundan sonraki süreçte artık 1960 ve 1975'ler arasında bir süreç geldiğini düşünüyorum. Bu bağlamda. Ama o zaten yani ilahi tecelli biraz da. Yani evet ya yani o da var da. Şey zaten ama bu seçim, yani, ama bu seçim daha bunu hızlandıracağını düşünüyorum. Yok bu seçimi bundan hızlandıracağını düşünüyorum.